Evet dostlar, herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Darmstadt'tayız. Evet, arka taraf benim yurdum. Bugün bir misafirim var. O yüzden Darmstadt vlogu çekmeye karar verdim. Umarım güzel bir vlog çıkar. Bugün 9 euro ticketların son günü. O yüzden misafirimiz gelmeye karar verdi. Çünkü gelmezse bir daha gelemeyecekti. Yani 20-30 euro para verip gelmesi gerekecekti. Darmstadt için değer miydi? Bence değer. Ama onun için değmeyecekmiş. O yüzden bugün gelmeyi tercih etti. Şimdi durağa gidip onu alıyorum. Evet, otobüsümüz geldi. Misafirimiz inecek birazdan. Bekliyoruz heyecanla. Umarım teyze bize kızmaz. Ve evet, o geliyor. Evet, misafirimize elimizden geldiğince bir şeyler hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenir. Beğendim. Daha çok denemeden, güzel. Denemeden ama. Şu çok güzel gözüküyor. Ay, boğazıma yalan söyledim diye. Arkadaşlar, ben buraya gelmeden önce benim böyle bir şey olacağını haberim yoktu. Bilsem daha hazırlıklı gelirim. Ama doğaçlama işte, daha güzel değil mi? Evet. Yani geldiğimde kahvaltıyı hazır beklemiştim ama bir saat bekledim kahvaltımın olması için. Acak'cığım, yani şimdi ikimizin kahvaltılarını karşılaştırmak istemiyorum ama... Keşke o gün de video çekseydi Samet. Keşke. Evet, şu an Darmstadt turumuza başlamak üzereyiz. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Hazır mıyız? Hazırız arkadaşlar. Saat 5.30 ve biz Darmstadt turuna başlıyoruz. Evet, bisikletlerimizi kiraladık. Şimdi yola çıkıyoruz. Arkadaşlar, bisiklet sürmeyi unuttum. Şu an yemin ederim zorla video çektiriliyor bana. Çok fenayım, çok yoruldum. Bisiklet çok yorucuydu. Yukarı yokuş çıktık. Çok yorgunum ama şu an ilk durağımıza geldik. Göstersin sana size. Neresiydi burası? Matilden Höhe arkadaşlar. Burası zamanında bir mimar tarafından önemli bir insanın düğünü için armağan edilmiş. Şu anda hala düğün yapılıyormuş ama artık yapılmıyor. Evet, kadar. Yani yukarı falan da çıkılabiliyor manzara. Tabii Darmstadt manzarası çok bir esprisi olmadığı için şu an hızlıca bir sonraki rotamıza ilerliyoruz. İçinde de çeşitli simgeler var. Artık Samet onları bir de koyarsın. Evet Samet'cim, dinliyoruz. Evet, ikinci noktamızdayız. Hemen Matilden Öğe'nin yanından buraya doğru geldik bisikletlerimizle. Burası da zamanında bir Almanya prensi Almanya'dan bir gelin alıyor. Buradalardaki krallıkların birinden ve burayı da hediye olarak yaptırıyorlar. Bravo. Evet arkadaşlar, üçüncü durağımızdayız. Haus Martinus. Bu adamın evi hala kullanılıyor ama bahçesini halka açmışlar. Sanıyorum. Bir şeylerde yok, alınmıyor. Kafe olarak kullanılmıyor. Evet, adam bayağı burayı kendine göre yani dizayn etmiş. Sonra halka açmış. Güzel bir yere benziyordu. Biz de bir ilk defa Başak'la gelelim dedik. Evet, evet. İyi, keyfin yerine geldi herhalde. Bir düşsen de bir izlenme rekorları kırsak. Hadi bakalım. Please only one adult at a time demişler ama Samet çıktı. Böyle cidden bir patlayacakmış gibi hissetmeye başladım ha. Burası çok güzelmiş. Arkadaşlar, gelirseniz kesin buraya gelin. Samet'in ilk gelişi. Evet, şimdi de nereye geldik? Darmstadt Çarşı'ya geldik. Beşiktaş Çarşı gibi bir yer burası da. Nisanplatsımız oluyor bizim. Reis, Kral Ludwig'in heykeli var, kocaman bir heykeli. Bizim işte ne ararsanız burada. Market, bakkal, çakkal, kırtasiye, o bu şu. Şu arka taraf var. Burada minik bir AVM'miz falan var. Öyle yani, çok bir esprisi yok ama bize yetiyor. Evet, son rotamız. Nereye geldik? Biergarten'a geldik arkadaşlar. Evet, burada da çok güzel bir bahçe var. Girişi de çok tatlı. Şimdi birazdan içeceklerimizi de aldık. Oturacağız. Keyifli bir akşam oturması olacak diye umuyoruz. Bisikletlerin trafiğine denk geldik. Evet, bugünkü yolculuğumuzun da sonuna varmış bulunmaktayız. Başak'ı şimdi uğurlayacağız. Otobüsüne bindireceğiz.
bekliyoruz, Burka'ya yollayacağız. Geldiği için teşekkür ediyoruz. Neyi unutmuyoruz? Arkadaşlar, like atmayı ve takip etmeyi unutmuyoruz. Evet, sizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.